Merhaba arkadaşlar. Bugün yüzey finiş işlemlerinde mesela yüzey kapatarak nasıl işlem yaptığımızı göreceğiz. Örneğin ekranda gördüğümüz gibi parçamız var. Buradaki ben şu yüzey grubunu işlemek istiyorum. Daha doğrusu şu taban, şu taban ve şu tabanı. Fakat gördüğünüz gibi burada açıklıklar var. Yani ben bu yüzeyleri seçsem bunların etrafından dolaşacak. Ama diyelim ki ben bu delikler yokmuş gibi davranmasını istiyorum. Workpiece'e geldiğimde ise burada ne görüyorum? Workpiece parça olarak şöyle seçilmiş. Yani buradaki delikler mevcut parçada. Bunları modelden kapatırsam ancak normal şartlarda eskiden burada yüzeyleri, buradaki delikler yokmuş gibi işletebiliyordum. Fakat şu anda artık böyle bir durum söz konusu değil. Parçamız böyleyken, workpiece'imiz de bu durumdayken patch openings komutuyla mesela tek bir yüzeyi, şurayı seçiyorum. Hangi edge'lerde açıklık var? Şöyle dikdörtgen içine alıyorum. Bunları kapatıyorum. Kapattım. Bu yüzeyler bu workpiece'in parçası değil. Ama bu workpiece'imi seçip insert operation diyorum. Mesela mil kontrol 3 eksen özelliklerinden kontrol array'i seçiyorum. İşte dörtlük takımı seçiyorum. Hangi yüzeyleri işleyeceksin diyor. Şunları seçiyorum. Seçtim. Evet. Şimdi burada aslında burada gördüğümüz kapatma yüzeylerini de artık ekleyebiliyoruz doğrudan. Eskiden bu katı workpiece'in parçası değilse bu yüzeyler workpiece'e ait değil diyordu. Fakat şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Generate dediğiniz zaman tabii içeride herhangi bir kesme metodu seçmedim. Şu an ne yönde bir takım yolu yapacağını bilmiyoruz. Fakat burada vurgulamak istediğimiz nokta katı parçayı seçtikten sonra seçtiğimiz yüzey geometrisinin arasında bu workpiece'e ait olmayan kapatma yüzeylerini de vermemiz artık mümkün. Çıkacak takım yoluna baktığımızda da patch openings ile seçtiğimiz yüzeylerin de buradaki katının bir bütünüymüş gibi devam ettiğini göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki yüzeylerde sanki kapalıymış gibi işlem yapmak eskisinden artık çok daha kolay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.